Herkese kısa bir süreli kısa süreli bir aradan sonra merhabalar. Biraz işler yoğundu o yüzden video yapma imkanı pek bulamadım. Bu konuşmanın konusu tarih konusunda tarihe bakış açım, tarihte beni ilgilendiren şeyler. Bu nasıl değişti? Bu bir iki yani kendimde gördüğüm bu değişiklik acaba topluma ne şekilde? yansıdı. Bununla ilgili görüşmelerim ve ileride toplumun ne şekilde bakmaya başlayacağı, geçmişteki bakışa göre bir takım şeylerin kendi kişisel perspektifimden insanlara topluma baktığım zaman nasıl değişti? Bunlarla ilgili bir takım yorumlar yapmak istiyorum. Son iki hafta yine de tabii ki boş durmadım. Biraz kitap okudum. Ve bu kitapları okurken yönüm şuraya kaymaya başladı. İnsan portreleri. Yani örneğin Fransız Devrimini okuyorsam Fransız Devrimini okurken bu genel ifadeler vardır ya işte halk ne oldu ayaklandı krallı devirdi bilmem ne yaptı falan neden işte çünkü fakirlik içerisinde kıvranıyordu demokrasi istediler vesaire tamam güzel ama bunlar genel ifadeler bunları daha iyi anlamak için ne yapmanız gerekiyor o dönemde yaşamış herkesi ee, olabildiğince herkesi tabii bilmeniz gerekiyor. Kimleri bilmeniz gerekiyor? İşte e, o 12 tane e, terör döneminde şeyin dönemin adı terör dönemi bu arada. E, Reign of Terror diye adlandırılıyor İngilizce'de. 12 kişi var mesela sağlık komitesinde. Onlar kimlerdir? En önemlileri tabii ki işte Robespierre ile <laughs> Danton e, o şeyin esas hani gücü elinde bulunduran insanlar arasında işte Bergesler, Montagnardlar bilmem kimler ondan sonra işte Lafayette'dir, Mirabeau'dur önemli şahsiyetler ondan sonra işte Louis, Duc d'Orléans sonra İngiltere tarafına geçmeniz gerekiyor. Orada duramıyorsunuz. Şimdi İngiltere tarafına geçiyorsunuz işte Kral 3. George ondan sonra etrafındaki doğru telaffuz edebiliyorsam Kesselmach bir tarafta diğer tarafta işte Liverpool'dur, Pitt'tir Fox'tur. bu tarz insanları bilmeniz gerekiyor. O da tabii ki yetmiyor. Şimdi yani Fransız devrimini etkilemiş olan Lafayet'in diğer tarafta göreceği kim var? Amerika'daki bir takım insanlar var. O zaten hani kurucu babalar olarak adlandırılan insanları çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir de bunların üzerine bazı genellik yapan insanlar da tabii ki ekleniyor. Bunların hepsini bildiğiniz zaman bu size ne katıyor? Şimdi biraz <laughs> in medyası res şekline gireceğim olaya böyle her şeyin ortasında en son varacağımız yeri göstereceğim size. E, sonra <laughs> geriye doğru e, giderek anlatmaya çalışacağım. E, bu insanların hepsini bildiğiniz zaman ne oluyor? E, bir takım şeyleri tartışmış bu insanlar. Yani neleri tartışmışlar? Örneğin Fransız Devrimi sırasında demişler ki e, bir löve anmas yapalım böyle. Hani çok fazla e, sayıda insanı kitlesel olarak insanları silah altına alalım. Daha önce yapılmamış bir şey neden böyle sınırlı bir zümley, zümreyi daha çok asilleri falan askeriye alıyorsunuz öyle herkesin alınması yok işte Roma'da da aynı şekilde Marius döneminde olan bir kanun değişimi vardı bunların hepsini bilmeniz gerekmiyor bu arada böyle rastgele örnekler verebilmek için anlatıyorum yani ne olmuş mesela ne tarz bir tartışma olmuş karşısındaki argüman neymiş kim ne demiş yani mesela Danton istemiş de Robespierre neden istememiş acaba? Öyle bir durum mu olmuş? E, tabii Tabi oradaki detayı bilmiyorum. O Löwe Anmas tarafındaki. Ama şu tartışmayı biliyorum mesela. E, dışarıda Fransa'ya e, savaş açan, halkın yönetimi devralmasını istemeyen bir takım insanlar var. Ne yapalım? Robespierre diyor ki dışarıya saldırmayalım. Niye? E, çünkü saldırırsak Kaysar'ı biliyor adam. Tarihi okumuş. Tabii onu örnek olarak vermiyor direkt. Ama diyor ki ya diyor, Muzaffer bir komutan diyor gelecek bize e, kral olmaya kalkacak diyor ki oluyor zaten değil mi Napolyon oluyor diğer taraftakiler ne diyorlar iyi e, tamam da yani <laughs> yapacak bir şey yok bu adamlarla savaşmak zorundayız zaten Robespierre'de sonra e, ikna oluyor e, biraz daha dışarıya doğru açılmaya vesaire falan filan ama yapılan bir sürü karar var ve bu kararların da karşılıklı argümanları var sadece Sonuçları bilerek yani ne olmuş genellik bilmem kimi verilmiş ha tamam ama niye ona verilmiş neleri göz önünde bulundurmuş insanlar bunları bilmek için biraz portreleri bilmeniz gerekiyor benim vardığım yer o ama ne yapacağım şimdi geriye doğru geleceğim ve başlangıç noktasını anlatacağım size ben gençken gençken derken <laughs> hala genç miyim acaba gerçi biraz sıkıntılı yaşları almaya başladık ama çocukken diyelim. Ben çocukken biraz aslında İngilizce ifadeleri kullanmaya başladığımı fark ettim yani young kullanılır İngilizce'de eskiden orada sıkıntı çekerken çekerdim, böyle little hatta small kullanırdım ki çok yanlış yani small dediğin zaman büyüklük olarak küçük anlamına geliyor genç anlamına gelmiyor şimdi de fark ettim ki İngilizce'den Türkçe'ye geçirmeye başladım bu sefer gençleyerek neyse çocukken benim kafamda e, şu vardı işte e, birçok hani biraz daha sığ bir şekilde e, tarihe bakan insanların e, gözünde olduğu gibi aynı şekilde e, bir takım insanlar vardır. Genel, aman Allah'ım Allah işte ne bileyim büyük e, İskender e, ondan sonra Kaysar e, ondan sonra hani devlet adamlığı ile değil de daha çok komutanlığı ile e, bilinen insanlar bunlar ne yapıyor giriyor savaşa. O şehir zapt ediyor, bu bölgeyi alıyor. O işte padişah bilmem kim. Beş tane ülkeyi katmış falan. O çok büyük bir adam. Hani bunları düşünüyorsunuz. Sonra e, yavaş yavaş şunu e, fark etmeye başlıyorsun. Şimdi bu bir uç, o uçta ne var? E, masal kahramanları değil mi? Hani kahraman var, o yapmış. Hani etrafındakiler rah, yani hangi kültürden gelmiş, hangi şehirlerde yaşıyorlarmış. Ekonomi nasılmış yani o arkadaki makina ne hani o savaş makinasını besleyecek bir takım şeyler olması lazım. onun önemli değil yani kişi yapmış. Böyle sanki geliyor mahalleye gençler kavga var falan. <laughs> Topluyor gidiyor yeniyor falan. Onun gibi bir sığ bir tarih mantığı olurken bir süre sonra şunu fark etmeye başlıyorsunuz. Ya tamam da tamam da şimdi mesela Osmanlı mevzusu. E tamam da arkadaş yani bir tane padişah yok ki. Değil mi? 10 tane padişah var. Yani çok daha fazla var da 10 tane var diyelim ki. Ya birisi bir şey başarmış, öteki ötekini başarmış, başkası işte şu e, savaşı kazanmış. Ha bir dakika ya bu arkada bir mekanizma var demek. Yani yani 10 kişiden bir tanesinin çok başarılı olmasını beklersiniz, değil mi? Olabilir. Yani bir ihtimaldir. Ama hepsi böyle başarılı gidiyorsa, Aa, bir dakika demek ki arkada bir mekanizma var. Yani bunu besleyen mesela, göçebilikten yeni yeni e, yerleşik hayata geçmeye başlamış ama yerinde duramayan, e, yani hani ya burası benim şehrim, 10 kuşaktır biz burada yaşıyoruz, öyle biz iyiyiz halimiz vaktimiz yerine falan diye düşünmeyip de, ta işte daha Orta Asya'dan falan gelmişler, oraya gitmiş, buraya gitmiş, her yer onun. Yani... <laughs> onun için bir sıkıntı yok hareket etmekte bir şeyler yapmaya çalışmakta yerinde duramıyor falan böyle bir dinamiğin dinamizmin ve o sırada işte gelmekte olan büyük nüfusun belki Avrupa'nın içerisinde uğraşmakta olduğu sıkıntıların ve aynı zamanda tabii ki organize olma kabiliyetine sahip olan ve Aynı şekilde mobil olan o bölgede çok geniş bir nüfusun var olmasının aslında ortaya çıkartmış olduğu bir şey bu değil mi? O zaman kişi yine tabii ki yani kişiler önemli yaptıkları bazı çok akıllıca hareketler tarihi değiştirebilir tabii olabilir. Yani çok büyük <laughs> miktarlarda herhalde olmaz. Bilemeyiz tabii böyle öyle olmasaydı nasıl olurdu sorusu biliyorsunuz tarihçilerce çok eleştirilen bir şeydir ki ben ne tarihçiyim ne... Amatör tarihçi bile değilim yani yani okuyan belli dönemleri araştıran birisiyim hani bazı şeyleri daha iyi anlayabilmek için. Ama bu tarihçiler tarafından ya öyle olsaydı yani bilmiyoruz ki ne olacağını. Ama diğer taraftan yine de kişiler öyle aşırı da önemli değil. Şimdi diğer tarafa gideceğim örneğin şuna bakıyorsunuz Kaysara' bakıyorsunuz ya tamam da arkadaş yani Kaysar çok büyük komutandı büyük işler başarmıştı. Ee, çok zekice hareketler yapmış, manevralar yapmış, bilmem ne yapmış falan filan. Tamam, ya iyi de, yani şimdi sen Roma'sın. Roma olarak Kartaca'yı yenmişsin. Şimdi Kartaca yenildiği, gittiği, bittiği için e, bize biraz şey görünür böyle. E, hani e, tabii yani konu üzerine uzun süre okumuş e, bilen insanlar belki biraz daha farklı düşünüyorlardır, o ayrı bir mesele. Ama ortalama bir insan baktığı zaman ya yani Kartaca ya yani emirmiş gitmiş zaten falan. Ee, Yunanlılar mesela Antik Yunan değil mi? Ama ya üç tane büyük güç var Akdeniz Havzası'nı ele geçirmeye aday olan. Çok büyük güçler bunlar Kartaca ve Antik Yunan. Ya bunlarla kapışmak zorundasın. Esas e, senin e, rakibin ne? Kartaca ve Antik Yunan. Özellikle Antik Yunan tabii. Yani çünkü çok uzun bir süredir orada bir köklü bir şekilde duruyor. E şimdi bunların ikisini zaten Roma yenmiş. Yani Kaysar'ın zamanında böyle çok nasıl söyleyeyim dişli bir rakip kalmış değil ki. Yani hemen öncesinde Pompei de zaten Anadolu'ya girmiş orayı bir taktıraş etmiş halletmiş. E ne kaldı geriye? Kayser olmasaydı Galya alınmayacak mıydı Roma tarafından? E muhtemelen alınacaktı çünkü arkadan onu besleyen bir şey var. o e, Roma ekonomisi, bir savaş makinesi, bir organizasyonu var. O açıdan baktığımız zaman mesela Kayser da hani kişisel olarak yaptığı önemli bir şey var mıydı? Şimdi şunu düşünebiliriz örneğin acaba Roma'nın üzerine e, yürümüş olduğu için. Krallığın, e, imparatorluğun önünü açan o muydu sorusunu sorabiliriz. Orada da bir problem var. Orada da problem var. Biraz okuduğunuz zaman fark ediyorsunuz ki o, ondan önce Sulla var. E, Sulla'dan önce Marius var. E, ondan önce, sonrasında işte denemeye Kalkan. Bunlar başarılı olanları. E, yani tabi başarılı olanları derken <laughs> Kaysar ne kadar başarılı oldu sonunda öldürüldü ama yani yönetimi ele geçirmeyi başarmış olanlardan bahsedersek bir de başarısız olanlar var işte Katilinası bilmem nesi o in Katilinam şeyi vardır ya Kikero'nun konuşması vardı işte şey Katilina'ya saldırırken seni hain seni alçak şunu yaptın bunu yaptın Senato bunları görmüyor mu sanıyorsun seni e, öldürmemiz lazım hala yaşıyor ya bu adam nasıl yaşıyor hala falan diye bir konuşması var onun. E, örneğin Katilin'le başarılı olamıyor tabi Roma'yı alamıyor. Neyse şimdi baktık inceliyoruz ya Kaysar ne e, generalliği açısından var olmasaydı e, hani Roma böyle Roma'yı değiştirecek çok büyük bir şey değil aslında. Yani ne de diğer taraftan e, o diktatöryal hareketleri getirmesi açısından da çok yaratmış olduğu aslında büyük hani beklenmedik bir değişiklik görmemeye başlıyorsunuz. Neden? Çünkü Roma bir savaş makinesi devamlı e, sağ solu zapt edici şekilde zaten genişlemiş. Yani Kaysar geldiği zaman artık e, <laughs> her şey oturmuş şey açısından, e, yayılmacılık açısından yani. hani baktığınızda. Şimdi bunları düşününce İskender'e gelelim örneğin. E şimdi orada tabii e, Büyük İskender biraz daha farklı. Daha öncesinde e, Makedonya'nın zaten e, bütün dünyaya yayılmış olma gibi bir olayı yok. Ama orada da şunu fark ediyorsunuz biraz okuduktan sonra. Ya Makedon Kralı Filip zaten bütün o e, sistemi kuran kişi. Yani inanılmaz güçlü bir hale getirmiş orayı. Öncesinde e, şeye diz çöktür, çöktürmüşler, e, adamlar Zaten Yunanistan'ın geriye kalanına güneye iniyor. Makedonları adamdan saymıyorlar bu arada Yunanlar. Aslında biraz daha işte bunlar şey e, pastoral falan, şehirli değiller. Zaten pek Yunanlı değiller falan. Neden? Çünkü o bölgedeki diğer e, Yunanlı olmayan unsurlarla takılıyorlar falan diye bir görüşleri var onların. Makedonlar iniyor, tak diye aşağıya hükümran oluyor. Yani e, Zaten hani İskender'den önce önemli bir gücü var ama neyle ilgili? Yunanistanla ilgili. E, o yüzden İskender hakkında çok fazla konuşamayacağım. Belki de evet yani kişisel olarak e, tarihi gerçekten değiştirmiş olayım. Bunlar bu arada şeyler, uç nokta e, örnekler. Yani haksız olduğumu düşünebilirsiniz birinden birinde ama hepsinde birden haksız olduğumu düşünmüyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Yani özellikle Osmanlı padişahları e, konusuna vermiş olduğum örnekte. E, şimdi buradan nereye gitmek istiyorum? e, fark ettiğiniz şey şu oluyor. Aa, bir dakika. Yani biraz daha sanki şimdi bir tarafta sadece karakterler dedik. Diğer tarafta da kitlesel e, geniş e, olayların e, biraz daha soyut bir şekilde ortaya getirmiş olduğu dönüşümler var. Ve insanlar da bunun içerisinde birer nasıl söyleyelim işte tiyatrodaki aktör gibi ama oyun belli zaten. Hani o tarz bir duruma geliyorsunuz ama o da bir uç nokta hani biraz daha tarihsel determinizm diye anlatılan kısım vardır. Tarihçiler bunu da <laughs> biraz böyle hoş olmayan bir şey yemişler gibi henüz ne yemeği yediniz böyle ay ya bunu da nasıl yaptın falan gibi böyle bir yüz şey vardır ya o şekilde ifade ederler. Çünkü o da diğer uç noktadır bu sefer. Her şeyi soyutlar. içerideki bütün insanları, portreleri falan her şeyi yıkar. Der ki ya işte bu sınıf çatışması zaten gideceği yer orası. Önce şu olacak, sonra bu olacak. Zaten önce şu olacak bu olacak dedi şeyler de olmadı. Bu arada öyle bir sıkıntı da var. Ee, yani şu yüzyılda görüyoruz bunu tabii. O zaman e, tahmin etmek biraz daha e, zor olurdu ama. <laughs> e, bu da uç bir nokta. Orada da iyice şeyi yok ediyorsunuz. E, şöyle düşünün. Mesela e, bir tane makale okuyorsunuz. Neyle ilgili makale okuyorsunuz? Tarihin gidişatı. Ne oldu? Ya işte önce toplayıcı, avcı bilmem ne. e Sonra... Ee, ne bileyim işte şehir devletleri ondan sonra geniş imparatorluklar falan medeniyetler sonra onlar çöküyor sonra tekrar imparatorluklar falan oluyor feodalite bilmem ne falan filan böyle geniş geniş güzel okudunuz. Şimdi bu öyle bir özet ki o özetin içerisine insan ismi e, veya grup ismi hareket ismi çok fazla sokamazsınız yani. Yani millet ismi sokmanız bile zor çünkü aşırı şey. Abstrakt, aşırı soyut bir konu. Şimdi bunun içerisinde eğer yanlış bir takım şeyler ifade edilirse, olayları bilmiyorsanız, tarih konusunda derinliğiniz yoksa, o gene, hatta olsa bile bazen, yani şeyi anlayamıyorsunuz, o soyut bilgiler aslında gerçekle tutuyor mu? Yoksa kafadan mı uydurdu, ne yaptı yani? Hani şu oldu, bu oldu diye örnek verilmemiş çünkü. Böyle bir sıkıntı var yani aşırı soyut olanlarda. Dolayısıyla bence bizim biraz böyle ortayı bulmamız gerekiyor. Ortayı bulmanın en kolay yolu da tabii hani tarihe özelleşmiş belli bir alanda çalışan birisiyseniz yapacağınız bir şey yok. Yani ne üzerine çalışıyorsanız oraya bakacaksınız. Ama kanımca bu hani tarihi konuları biraz daha acaba... Bir insan düşüncesi nasıl gelişiyor? Bir kitlesel hareket nasıl gelişiyor? İnsanlar ne zaman bir takım şeyleri değiştirmek, yönetimsel sistemleri değiştirmek istiyor? Bunlar nasıl oluyor? Yani İngiltere örneğine baktığınız zaman mesela bin sene boyunca bir silsile böyle yavaş 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 arada bir savaş sonra bir daha yavaş 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 devam eden bir şey varken diğer taraftan Fransız örneğine bakıyorsunuz mesela tak diye <laughs> her şeyin aniden değiştiği inanılmaz böyle radikal veya Rus örneğine bakarsanız yine bir şey var savrulma şeklinde bir değişim var. Bunları incelemek istiyorsanız o dönemlerde yaşamış olan insanların tartışmalarını hani şunu yapalım, bunu yapalım niye yapalım, onu niye yapmayalım bunu niye yapmayalım diye birbirlerine sarf etmiş oldukları sözleri okuduğunuz zaman Onadaki mantığı ve aynı zamanda da şartların değerlendirilmesini öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi burada nereye geldik? Bir takım kararlar verilmiş. Mesela ne tarz kararlar veriliyor? İşte Supreme Being diye şey bir üst varlık diye Fransız devriminde yeni bir din çıkartmaya kalkıyor Robespierre. Neden? İşte Katolizmi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Neden çalışıyor? Çünkü Katolizm de rahat durmamış. Her şeyi kontrol altına almaya çalışmış. İnanılmaz böyle bütün toprakların vesairelerine sahibi falan filan. E halk <laughs> yoksulluk içerisinde. Örneğin niye çıkartmış bunu o aradaki tartışmalar mesela diğerleri biraz dalga geçiyor falan ebergistler var ya bu ne böyle toptan kaldıralım gitsin falan diyor diğer tarafta biraz daha ılımlılar var sonrasında baktığınızda mesela Napolyon biraz daha e, ayakları yere basacak şekilde e, serbestleştirmeye falan başlıyor yani hani dinin e, halk arasında var olması konusu çünkü çok şey ağır e, çalışmaların çıkmasına neden olan bir şey bu e, aynı zamanda değil mi? E, bu var. E, diğer tarafta başka ne tarz tartışmalar var. Örneğin e, şu var. E, Löve anmas olayı var. Bunu söylemiş miydim acaba? Hani herkesin e, has, e, şeye e, askere e, alınmasıyla ilgili olan e, tartışma. Romanlarda da var örneğin. Yani Marius'un gelmesiyle aniden herkesi toprağı olmayan insanları da askere almaya başlıyorsunuz. Bu sonrasında diktatörle dönüşme neden oluyor tabii. Fransız Hı. devriminde de. Tam tersi çünkü doğan modern zamanlardan bahsediyoruz. E, herkesin eğitim almaya başlamasıyla, o seviyeye çıkarılmasıyla birlikte bu sefer de demokrasinin temel taşı haline gelmeye başlıyor. Tabii kadınlar oy kullanamıyor bu arada. Onu çoğu insan söylemiyor. <laughs> bu çok ilginç bir şey aslında. Fransız devriminden sonra yok yani öyle kadınların oy kullanması falan. Hatta çok sonraları olan bir şey bu. E, zaten. Neyse geri dönersek neden bahsediyorduk? İki uç nokta var birisi bir takım karakterler var onu yapmış bunu yapmış işte ülkeyi zapt etmiş falan. Diğer tarafta iyice soyut bakmak o da artık ayaklarınızı yere basamayacak hale gelmenize neden oluyor. İkisinin bir ortasını buluyorsunuz o ortasını bulduğunuz durumda da insanların artık portrelere bakmaya başlıyorsunuz. Kimler vardı? Mesela ne bileyim ben hani Osmanlı tarihine baktığım zaman belki de belgeler yetersizdir ama sanmıyorum. Ee, belki de ama olabilir tabii ee, ama en azından son döneminden bahsedersek e, örneğin değil mi hani Tanzimat ondan önceki dönem işte son padişahlar vesaire falan bizim yoğunluğumuz hep şeydir yani padişahtır ya tamam da arkadaş yani padişahın etrafında e, var olan bir takım insanlar var onların tavsiyeleri onların reform istekleri onların savundukları bir takım politikalar e, sonra şeyi düşünün mesela padişah olduğunuzu düşünün bakıyorsunuz bir takım uzmanlar var etrafınızda. Birisinin reform istekleri var diyorsunuz ki aa güzel plan aslında bu tamam aslında şey yapalım vezir yapalım sen e, kafandaki şeyleri gerçekleştir yapmaya başlıyor adam ee ortalık birbirine giriyor işte ekonomi bozulmaya başlıyor falan diyorsunuz ki, aa bir dakika biz burada yanlış yaptık bu sefer diğer saldırı azamı alıyorsunuz değil mi şimdi bu adamların arasındaki tartışmaları bilmek önemli yazdılarsa tabii. ama Fransız devrimine baktığımız zaman orada bunlar var yani ne oluyor? insanlar her şeyi yazmışlar. Herkesin bir gazetesi var. Yani Maha denilen bir tane adam var. Mesela bu sankülotları. Yani Fransız devriminde işte <laughs> ateşli artık böyle cahil halk. Hani eline sopayı alıp <laughs> kafasına göre iş yapan. Sağda solda devrim peşinde koşan falan bir takım insanlar var meclisinde. Hatta devrimcilerin dahi korktukları aslına bakarsanız bir takım insanlar var. Şimdi bunları gaza getiren bir takım biraz şey diyebiliriz demagog diyebiliriz belki. Yani ajitatör böyle insanları gaza getirmeye çalışan provokatör. Heh, provokatör. Provokatör tarzı bazı insanlar var. Mesela maga gibi. Onun çıkarttığı gazete var. Bütün sayıları bulabiliyorsunuz. Bakın bütün sayıları bulabiliyorsunuz. Meclis kayıtlarını bulabiliyorsunuz. Kim ne demiş bunları bulabiliyorsunuz. bir takım insanların tartışmalarını bulabiliyorsunuz. Onu geçtim. E, o dönemde sosyal kulüpler var. Sosyal kulüplerde daha devrim olmadan önce insanlar e, tartışıyorlarmış ileride ne yapmaları gerektiği konusunda. Onların bile kayıtları var. Yani onların orada yapılan konuşmalar bile var. Yani belki de e, oradaki konuşma kayıtlarını falan incelesek e, aralarında şey falan bulacağız. E, fazla da böyle öne çıkmamış, duyulmamış Sonra gitmiş çiftin çubuğuna falan dönmüş ama inanılmaz böyle konuşmalar yapmış. İnsanlar da görmeniz mümkün yani. Değil mi? Aa ne olmuş ya? Adam gitmiş çiftine çubuğuna belki de önemli biri olacak veya sallamamışlar. Ne bileyim yani. Bunları bulmanız mümkün oluyor aslında ve bunlar çok şey öğretiyor size. Dolayısıyla insan portrelerinin önemli olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden şu an Okuyorum ama ee, çok şey oldu böyle birden pıtırak gibi çoğaldı yani ben aslında birkaç kişiye bakacaktım ee, sonra <laughs> olay e, döndü çünkü çok ilginç bir ortam var ben hani özel olarak okuduğum e, alanla ilgili de şu an e, bir takım şeyleri paylaşayım e, heyecan verici e, gördüğüm bir takım şeyleri yani ne bileyim Thomas Paine mesela Gitmiş şeyde İngiltere'den işte Fransa'ya geçiyor. Fransa'da takılıyor diyelim ki. Yani Lafayette'i biliyorsunuz mesela. Biliyor musunuz bilmiyorum. Gerçi yani Lafayette bir general. Hem Amerikan bağımsızlık savaşında devriminde hem şeyde Fransa'da zaten adam Fransız yani. Hani devamlı bir şey var. Oradan oraya oradan oraya işte Danton mesela çıkıyor gidiyor İngiltere'ye. Orada e, sanırım Fox ile, şimdi Fox ve Pitt de İngiltere'deki hükümetler karşılıklı olarak onların bir çatışması var. E, onunla falan e, görüşmüş. E, ne bileyim böyle ilginç bir ağ var ve insanlar da birbirlerini görüyorlar. yani Hepsi bir örüntü şeklinde. Şimdi oradan çıkıp da sadece bir insana <laughs> yoğunlaşırsanız, sadece Robespierre'i bilirseniz mesela hiçbir şey anlayamazsınız yani Fransız devrimiyle ilgili. Diğer taraftan da dediğim gibi yani bunu işte sadece işte sınıflar çatışması, işte ezenler, ezilenler, ha, ezenler, ezilenler kabul edilmiştir şeklinde. <laughs> Kim, kimin oyu daha fazla çıktı falan. Böyle okursanız hiçbir şey anlamazsınız gerçekten. Bunları paylaşmak istedim sizinle. Şimdi şeyi söyleyecektim, onu unuttum. Bendeki bu değişim, acaba sadece bendeki bir değişim mi? Toplumda da aynı zamanda bu tarz bir değişim oluyor mu acaba şu an? Bununla ilgili fikirlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Eskiden benim gördüğüm şey şuydu. İnsanlar yine benim eskiden yaptığım gibi sadece savaşlara odaklanan. Bu arada şey değilse, hani savaşlara odaklanmak kötü bir şey değil bence. Yani eğer dizi izler gibi Game of Thrones izler gibi, aa şu savaş nasıl olmuş, bu savaş nasıl olmuş diye merak ediyorsanız King's and Generals diye bir tane kanal var. Çok güzel ee, hazırlamışlar yani bu size biraz daha heyecanlı olduğu için bir scaffold ee, nasıl söyleyeyim bir iskele hazırlayabilir tarih konusunda. Ya yani en azından bir takım isimleri öğreniyorsunuz hangi ülke nasıl yönetiliyormuş e, kimlerle kapışmışlar e, dert kim e, kimle dertleri nelerdi acaba falan bunları öğrenmeniz lazım bir de ne bileyim ilginç hani izleme zevkli İzlemesi zevkli yani tavsiye ederim bence e, gidin izleyin e, ama. <laughs> yani şöyle bir değişiklik olmaya başladı sanırım. Sosyal medya ortaya çıktı. Şimdi mesela ben fikirlerimi anlatıyorum. 10 sene sonra 20 sene sonra tekrar izleyeceğim bakacağım. Belki bu videoyu da internette denk gelip de o, kadar süre boyunca izleyen bir sürü insan olacaktır. Yani rastgele denk geliyorsunuz, izliyorsunuz. Aa bu adam acaba ne demiş diye. Yani şu an belki beni o şekilde izliyorsunuz seneler sonra. Ee, ne diyordum? Heh, yani e, bu paylaşım yapabilme kapasitesinin artması nedeniyle e, şöyle bir düşüncem var. Ee, mesela yani Yale'da profesör, Cambridge'de profesör, ne bileyim işte Boğaziçi'nde, Bilkent'te, Ottu'da, bilmem nerede falan. Şimdi isimlerini saymadım diye insanlar kızacak falan. Ee, bir sürü insan var. Şimdi bu insanlar eskiden e, halka bir takım şeyleri onların işine yarayacakları şeyleri ulaştırmaya kalktıkları zaman e, bir sıkıntıları vardı zaman sıkıntısı yani ne yapıyorsunuz bir tane konferans salonunu ayarlayacaksınız o ayarladığınız konferans salonuna yüzlerce kişiyi getireceksiniz mesela tamam güzel peki bu insanların ilgisi ne bu insanların ilgisi o kişi veya o kişinin çalışmakta olduğu alan. Şimdi böyle bir kitleye ne anlatabilirsiniz? Böyle bir kitleye genel geçer bir takım şeyler anlatmak zorundasınız. Genel fikrinizi anlatmak zorundasınız, değil mi? Hatta bazıları böyle artık siyasete falan bile dönebiliyor yani herkese gider diye, değil mi? Ee, herkese aynı şeyleri söylemeye başlıyor falan. İşte sosyal medyanın getirmiş olduğu şöyle bir avantaj var. Teknik olarak istediğiniz kadar derinliğe girebilirsiniz. Neden? Ya başlıkta yazmışım abi zaten. Başlıkta yazmışım. Bu bununla ilgili. Bu video bununla ilgili. İlgilenmiyorsanız eğer e, gidiyorsunuz başka bir şey izliyorsunuz yani. Bunun getirdiği bir avantaj var. Çok teknik, çok derin e, bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Neden? Çünkü izleyen kişi zaten onunla ilgilendiği için e, orada. O yüzden e, o videoyu izliyor. Bu bir. iki. Tabii ki. Bir tane konferans salonuna ayarlayacağınızı, 100 kişiye hitap edeceğinizi diyelim ki bir konuda uzmanlık geliştirmiş olan insan bir tane video çekip bunu YouTube'a attığı zaman ne oluyor? 10 sene, 20 sene, belki 100 sene artık bilmiyorum hani ne kadar gidecek tabii ama yüz binlerce insan, milyonlarca insan bunu izleyebiliyor yani. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz kendinizi binle çarpmış oluyorsunuz sanki böyle havarileriniz falan var etrafta e, <laughs> hepsi aynı konuşmayı e, yapıyorlar e, sizin kılığınızla gidiyorlar yapıyorlar bu konuşmayı falan dünyanın dört bir yanına yayılıyorlar neden bu konuşmayı yapacağım bunun gibi bir şey aslında böyle teknolojik bir e, nasıl söyleyeyim e, tek teknolojik bir imkana e, kavuşmuş oluyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan bir kere konuş bitti tabii o konuşmayı hazırlamak da lazım öyle bir sıkıntı da var ama bunu getirdiği şöyle bir şey var artık eğitim bakın hani örgün eğitim min başlaması yaygın anlamda günümüzdeki anlamda başlaması tabii ki bu daha çok Fransız devriminden sonraki dönemde çok daha hızlanmış durumda. Neden? Çünkü demokrasi ortaya çıkartmak istiyorsanız vatandaşı okur yazar kendi başına düşünebilir hale getirmeniz gerekiyor. Hatta felsefe şeyleri imtihanları falan yapmaya başlamışlar. Yani her sene zaten Fransa'da yapılır bu arada bunu araştırabilirsiniz yani. Herkesin girdiği bir felsefe problemi vardır. Genel bir takım sorular sorulur orada fikrinizi yazarsınız işte bu nedenle yani sosyal medyada bu imkanın gelmesi nedeniyle o örgün eğitimin yaygınlaşmasına benzeyen başka bir dalga daha yaşıyoruz şu an ve bu dalga sayesinde bir potansiyel ortaya çıktı yani potansiyel şurada şu an biz de buradayız dolduruyoruz aradaki boşluğu insanlar deli gibi internetten bir takım şeyler öğreniyorlar Sosyoloji öğreniyorlar, tarihi öğreniyorlar, felsefe öğreniyorlar değil mi? Yabancı dili öğreniyorlar. İnanılmaz yani eskiden çok büyük servetlere sahip olmanızı gerektiren bir takım şeyleri artık rahat rahat kendi imkanlarınızla yapabiliyor duruma geliyorsunuz. Şimdi bu neyi getirecek? Benim gördüğüm zaten bu bahsettiğim kanallar var ya onların yönlerinin değişmesiyle fark ettiğim bir durum ortaya çıktı benim. Önce savaşlardı sadece. Bir süre sonra ya işte o arka planda şu olmuş bu olmuş falan denilmeye başladı. Sonra portreler üzerine falan bir takım şeyler hazırlanmaya başlandı. Giderek böyle detaylanıyor ve insanlar ya bu arka planda acaba ne olmuş? Bunları incelemeye başladılar. Bir kanal vardı mesela. Hazır, adını, adını hatırlayamadım ya. Orada çok ilginç şeyler vardı. Yani örneğin Jon Snow denilen bir adam var. Jon Snow çok önemli bir adam aslında. Filmdeki değil adam koleraya karşı bir şey geliştiriyor, çözüm geliştiriyor. Onun sayesinde şehirlerdeki nüfus artmaya başlıyor. Çünkü öncesinde insanlar devamlı hastalanıp hastalanıp ölüyormuş. Köylerden gelen nüfusla falan büyüyebiliyormuş. Bakın ne kadar önemli. Buhar gücü mesela. Buhar gücünün buharla çalışan makinelerin ortaya çıkmasının ne kadar önemli olduğunu bilmezseniz tarihi anlamanız inanılmaz güçleşir. Buharla çalışan şeyler, buharla çalışan motorların falan ortaya çıkması, trenlerin ortaya çıkmasıyla nüfus aslında karasal bölgelerde yoğunlaşabilmeye başladı. Neden? Mal taşıyabiliyorsunuz ucuz bir şekilde artık çünkü daha önce sadece denizden taşıyabiliyordunuz. Eşek sırtında her şeyi taşıyamazsınız. Örneğin ekonomi öldürüyor direkt yani şeyle, karasal bölgelerde bu tarz durumlar. Yani insanlar bunları öğreniyorlar ve bunlar anlatılıyor. E, anlatılan da ilgi görüyor. Bunu görmeye başlıyorum. Ve e, giderek toplumun e, tarih algısı bence derinleşmeye başlıyor. Ve e, bizim şu anda yapmış olduğumuz, yapmakta olduğumuz tartışmaları e, ben ileride insanların artık fazla yapmayacaklarını düşünüyorum. Böyle soyut, genel geçer, böyle hani tek bir şey söyleyeyim, benim bir cümlem, bir mottom olsun, her konuda söyleyeyim bunu diyebileceğiniz şeyler olmayacak o dönemde insanlar gayet cool böyle e, gayet teknik bir şekilde detaylı bir şekilde her şeyi e, ayrı ayrı tarihle ilgili e, tartışacaklar ve tabii ki bunun sonucu olarak da zaten şu an öyle bir dönüşüm oldu e, çoğunlukla insanlar artık yönetimle ilgili e, bir takım şeyleri tartıştıkları zaman o totaliter rejimim dönelim bu totaliter rejimim dönelim demiyorlar değil mi yani çoğunlukla ne diyorlar e, Tabi aklı başında <laughs> insanlardan bahsediyorsak bazıları pek şey olmuyor. Aklı başında olmayanları da oluyor ama aklında başında olan çoğu insanın tartışmalarda söyledikleri şeyler belli değil mi? Yani ekonomiyle ilgili ne yapılması gerekiyor? Ya iktisat bilimi ne diyorsa onu yapacaksınız yani değil mi? Eğitimle ilgili ne yapmak gerekiyor? Örneğin psikoloji bilimi ne söylüyorsa çocuk gelişimi vesaire falan konusunda onu yapmak gerekiyor. İşte değil ma matematikçiler bu konuda ne diyorsa onu yapmalıyız. Fizikçiler ne diyorsa onu yapmalıyız vesaire falan filan. Artık her şey e, olabildiğince teknik e, bir hale gelmeye başlıyor. Neden? insanlar büyüyor ve gerçeklerin e, aslına bakarsak çok detaylı olduğunu e, mottolarla hayatın yönetilemeyeceğini e, insanlar fark etmeye başlıyorlar. Ve bence tarih anlayışı da e, ileride Buna doğru evrilecek. Zaten şu an evrilmeye başladığını görüyoruz. Bu çok da büyük bir öngörü falan değil. yani Zaten gidişat oraya doğru gitmeye başladı fark ettiyseniz. O yüzden tavsiyem mesela bu dediklerim doğru mu yanlış mı sizce? Bu konuda düşünüyorsanız şöyle bir kafanızda gözden geçirin yeni önünüze düşen YouTube'daki videolardaki trend ne? Artık insanlar neleri anlatıyor? Eskiden neleri anlatıyorlardı? Bunların arasında biraz kıyas yaparak herhalde söylediklerimi ne kadar katıldığınızı katılmadığınızı ortaya çıkarabilir. Bu konuda bir fikir geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet biraz uzun oldu bu sefer. Herkese teşekkürler.